Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Kadın Gözüyle programından bir kez daha merhaba. Bu hafta sizlere kültür ve sanat etkinliklerini derledik, topladık. Osman Gazi Belediyesi'nin çalışmalarından ve dijital ortamda yayınladığı kültürel etkinlikleri sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler. Panorama 1326 Fetih Müzesi'ndeyiz bir kez daha Kadın Gözüyle ekibi olarak. Panorama 1326 Fetih Müzesi hem Cihan Devleti'ni, Osmanlı Devleti'nin nasıl kurulduğunu ağırlarken, burada sergilerken yine dünyanın pek çok yerinden misafirlerini ağırlamıştı. Bu kez de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin fotoğraflarına, sergisini ağırlıyor. Bizler de Kadın Gözüyle ekibi olarak onlara eşlik edeceğiz. Bakalım detaylarda neler var. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin simgesidir. Her siperde ayrı destan yazan askerlerimiz bu zaferin sonunda Çanakkale geçilmez sözünü tarihe yazdırmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu canı pahasına savaşmış ve destan yazmıştır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kerim Altun'un arşivinden Kerim Duran Eğitim ve Kültür Vakfı katkılarıyla 1. Cihan Harbi Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri fotoğraf ve anıları sergisi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi bir müzenin dışında ayrıca bir kültür merkezi hüviyetinde çalışan bir merkezimiz olmakta ve açıldığı günden bugüne kadar 277 farklı etkinliğe imza atmış ve 127 farklı ülkeden bugüne kadar 1 milyon üstünde misafirini bu mekanda ağırlamış bir yer. Bugün sizlerle 18 Mart gününde 1. Dünya Harbi Cepheleri, Çanakkale Muharebeleri fotoğraf ve anıları sergisiyle siz değerli misafirlerimizi buluşturuyoruz. Osmanlı Devleti'nin askerlerinin 5 farklı cephede, Çanakkale Cephesi, Galicia, Romanya, Makedonya Cephesi, Balkan Cephesi, Irak, Suriye-Filistin cephesi gibi cephelerdeki savaşlarını anlatan ve 8 anı 61 fotoğraftan oluşan bir sergiyle sizleri buluşturuyoruz. Geldiğiniz için, önem verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. 18 Mart vesilesiyle açmakta olduğumuz resim sergisinin töreninde bir araya geldik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Rahmetli Özal iktidara geldiklerinde tabii Türkiye'yi ileri taşımak için nasıl bir yol izleriz, ne yaparız diyerekten Japonya örneğini inceliyorlar. Behbet Dinçerleri Japonya gönderiyorlar. Diyorlar ki siz nasıl başarıyorsunuz? Yani hem geleneğinize bağlı hem teknolojide birçok yerde ilerliyorsunuz. Demiş ki danıştıkları kişiler, Japon yetkililer, biz demiş
çocukları okula gitmezden önce alır, atom bombasının atıldığı yere götürürüz, gezdiririz. O atom bombasının etkisini hala bugüne kadar geldiğini onlar bir görürler, bir şok yaşarlar. Sonra da o çocukları alır, en yüksek teknolojiyle üretilen fabrikalara, hızlı trenlere götürürüz. Bir şoku daha yaşarlar. Yani yanmış, yok olmuş ama çalışarak, gelişme adına, gecesini gündüze katarak bu noktaya geldiğimizi gösteririz ve o şekilde motive ederiz. Size demiş, böyle çok yer var. İşte nedir? En başta Çanakkale. Dolayısıyla Çanakkale bir devrin battığı, bir milletin yeniden ayağa kalktığı bir yerdir. Biz de Sayın Vekilim geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'ye öğrencilerimizi götürdük. Her yıl 15 bin öğrencimizi oraya götürerek oraları gösterdik onlara. Çanakkale yine Fatih Sultan Mehmet'in Seddül Bahir, Kilit Bahir kalelerini yaptığı dönemden, yani İstanbul'un fethinden bugüne ve bundan sonra da hatıradan çıkmayacak, önemli yitirmeyecek olan bir yerdir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Seddül Bahir, Kilit Bahir kalelerini inşa eder. Sorarlar ki, neden bu kaleleri inşa ediyorsun? Haçlı hiçbir zaman emellerinden vazgeçmez. Gün gelir yine bunlar İstanbul almak isterler. O yüzden bu kaleleri inşa ediyorum der. Boğaz'ın Endar yerine kaleleri inşa eder. Daha sonraki süreçlerde Hamidiye Azize tabyaları yapılmıştır. 460 sene sonra Fatih'in o endişesi gerçekleşmiştir. 7 düvel yine Boğaz'a gelmiş. Bu milleti yok etmek için orada varını yön ortaya koymuş. Ama bu millet orada yine tek yumruk olarak onları denize, denizin diplerine göndermiş. Yine vazgeçmemişlerdir Sayın Vekilim. Yani 40 yıldır PKK terörü onların o emelleridir. İran, Suriye'nin darma duman olması o emellerin birer parçasıdır. 15 Temmuz Sayın İşgal girişimi o emellerin parçasıdır. Onun için bu millet sadece zorda kaldığı zaman değil, normal zamanlarda da tek yumruk olması lazım. Bunları hatırlamak bilmesi lazım. Sadece bunları tabii 18 Mart'lara değil, biz sürekli bunu bilmemiz lazım, bu bilinci taşımamız lazım. Ki Allah'ın izniyle bu bilinçte insanımız, gençliğimiz ve devlet olarak da her dönem bir aradayız, güçlüyüz, ekonomik olarak güçleniyoruz. Ve inşallah tarihteki misyonumuza doğru emin adımlarla yürüyoruz, yol alıyoruz. Bu vesileyle bu sergimiz de hayırlı olsun diyoruz. İnşallah olumlu etkileri olur. Size saygıyla selam diyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok değerli yerel yönetimler başkan yardımcımız ve Hatay milletvekilimiz, değerli belediye başkanım, çok değerli il başkan yardımcılarım ve kıymetli konuklar, bu vesileyle bir araya geldik. Tekrar bu güzel ve anlamlı serginin açılışı için hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Bugün çok önemli bir gün bizim için. Bir kahramanlık destanı, dünyaya bu kahramanlık destanını şu hemen bana göre sağ taraftaki şu yiğitler verdi, şu yürekli insanlar verdi. Onların o günkü şartlarda göstermiş olduğu mücadeleyi şu anda iliklerimize kadar hissediyoruz. Her daim de hissedeceğiz. O bilinçle inşallah ülkemizi geleceklere, yarınlara hep beraber taşıyacağız diyorum. Çok söz söylemeye gerek yok. Dünyanın en donanımlı ordularına karşı her türlü sıkıntıya rağmen imanla ve yürekleriyle savaştılar ve onları dize getirdiler. Ben bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimiz ruhları şad olsun, kahraman gazilerimiz var olsun, devletimiz ilelebet payidar olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Şanverdi'yi kürsüye davet ediyorum.
kamulaştırdı, fark etti. Tabii fark biz de bu tür bir eseri nerede yaparız diye buraya çağırdık. Yer bulamıyoruz şeyde, Bursa'da okuduk merkezde. Kamulaştırdık. Ondan sonra bu panorama, biraz sonra göreceğiz. Bursa'nın fethini resmetmeyi, bunu yapmayı öneriyorum. Bu müze, girişte sanatçısı olarak 16 tane tablo var. Resimleri yapan da İstanbul Fethi Müzesi'ni yapan ressamlar yaptılar. Orada bir yeni, yani Bursa'daki Fatih Osmanlı padişah döneminin önemli olaylarını resmediyor. Ben ilk defa gezdim bu müzeyi. Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek sarf edilmiş. Çok güzel bir müze olmuş. Ben emeği geçen tüm kardeşlerimize, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok etkilendim. İnşallah bu güzel müzelerimizin diğer illerimize de örnek olması için ben genel merkezde de hem başkanımıza hem cumhurbaşkanımıza bunu ifade edeceğim. Cumhurbaşkanımız zaten açılışını da kendisi yapmış. Ama gerçekten etkileyici bir müze. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bursa'mıza yakışıyor diyorum. Osman Gazi Belediye'mizin projelendirip inşaatını yapmış olduğu BAREM Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Burası Türkiye'de tek örnek olarak inşa edilen ve inşallah uygulamasıyla da öne çıkacak olan bir proje. 15 dönüm arazi üzerine bodrum, zemin ve 3 kat ile toplam 5 kat inşaatı olan ve bunun içerisinde Alzheimer hastaları, gündüz bakım evi ve huzur evinden oluşan bölümlerin olduğu bir merkez olacak. Bununla birlikte toplumda ciddi ihtiyaca cevap vermiş olacak. Çünkü burası sosyal devlet olmanın gereği
evinde hastası veya böyle bakıma muhtaç olan kişilerin gelip burada bakımının yapılabileceği, gündüz gelip burada belli zamanlarda kalabileceği bir merkezi oluşturuyoruz. Merkezimiz 200 yatak kapasiteli huzurevi ve günlük 300 kişilik Alzheimer ve engelli bakım merkezi olarak hizmet verecektir. Ve şu anda inşaat çalışmaları, kaba inşaat kısımları, sıva kısımları bitti. Pencere, camlar takılıyor ve tefrişata başlıyoruz. İnşallah 2021'in ilk çeyreğinde, baharda burası da açılarak hizmete sunmuş olacak. ...18 Mart Çanakkale Zaferimiz, bu zaferimizin 106. yıl dönümü. Onun için Çanakkale Zaferimizi de kutlu olsun diyoruz. Evet. Ve şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sizin vesilenize tekrar almış olduk. Evet, bu program vesilesiyle evet. Onlara da bir vefa gösterisinde bulunmuş olalım diyorum. Gençlerimiz en azından vatanımızın değerini bilsinler, bu vatanın nasıl kazanıldığını mutlaka ama mutlaka öğrensinler, farkında olsunlar. Üçüncüsü de uygulama şeklinde öğrencilerimizle birlikte oyunları geçiyoruz. Hı hı. Kostümlerle ilgili tanıtımlarımız olacak. Oyunlara dediğim gibi oynayacaklar, anlatacağız, bahsedeceğiz neler yaptı, neler etti ama onlara geçmeden önce genel olarak isterseniz biraz daha yani İnegöl'de de olsun, halk oyunlarında da yani neler yapıyoruz, ne tür şeyler yaptık, çalışmalar, bunlardan evet. Bahsedelim. Sonraki etapta da artık oyunlara geçtik mi zaten, orada işimiz bayağı bir süreceği için biz bu kısımları evet. Bir bitirelim. Evet, İnegöl, biz Belediye Halk Dansları'nın kuruluşu aslında kent müzesinin oluşmasıyla başladı. Yine Ali Osman Hocam'ın özellikle liderliğinde oluşan bir komisyon tarafından önce bireysel sonra kent müzesi kapsamında kurulan bu komisyon araştırmalar komisyonu kapsamında İnegöl'ün yaklaşık 90 eski tabirle köyü yeni tabirle mahallesi gezilip kayıt altına alındı. Buradan toplanan objelerle Türkiye'nin ilk kent müzesi yani ilçede oluşan ilk kent evet, müzesi kuruldu. Evet. Evet. Kent Müzesi çalışması dönemin belediye başkanı Sayın Ali Nur Aktaş döneminde başladı. Çok güzel ve emek isteyen bir çalışmaydı bu ve bugün İnegöl çok güzel bir kent müzesine kavuştu. Biz İnegöl yöresinin oyunlarını çifteteliden ibaret olarak biliyorduk. Ancak bu araştırmalar bize gösterdi ki o kadar güzel türküler var. O kadar güzel oyunlar var evet. Ama yitip gitmek üzere. Bunlar kayıt altına alındı. TRT sanatçımız Rüstem Avcı da bu türküleri zamanında birkaç tanesini okumuş. Kayıt altına alınan bu türkülerimize baktığımız zaman hepsinin ayrı bir oyunu var. Aynı Bursa yöresinde olduğu gibi. Ama 80 yaş üstü bunları hakkıyla oynuyor. Kurallarına göre oynuyor. Onun alt tabakası yavaş yavaş yaş düştükçe oyunun özellikleri de maalesef düşmeye başlamış. Yaptığımız bu derleme çalışmalarında çok güzel figürlere rastladık. Ve hem müzikler derlendiğince okundu, biz ekibi kurduk, ekibe aktardık. Ve Kent Müzesi'nin açılışında 2009 yılında ilk gösterimizi sergilemiş olduk biz.
Baktık çok da güzel oturdu, tutuyor ve halk da sahipleniyor. Bursa çok iyi işler çok başardı. İyi. Sağ olsun evet. Belediye başkanlarımız yani bizi de aynı şekilde Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ünlüler her konuda bizleri de destekledi. Birçok platformlarda bizim de gruplarımız yer aldı. Evet. Yani sadece diyorum hani Türkiye genelinde tabii ki farklı olabilir ama bizim Bursa olarak
Yani belediyelerimiz. Belediyelerimiz. Yani çok evet. Şey kattı halk oyunlar ki bu yayında yani bu pandemi süreci geçirirken yüz yüze eğitimler olmadı. Tabii ki oyuncular evet. Soğudu, bir ara vermiş olduk. Biz de yani bu programla birlikte en azından bu şeyleri tekrar tutalım. Bu halk oyunları sonuçta bizim içimizden gelen bir evet, şey bu. Kopamayız. Evet. Bu şekilde gider. Eğer başka bu anlamda bir konu şey yoksa ben teşekkür ediyorum. Genel anlamda biraz da umarım faydası olmuştur tabii, tanıtımların. Tabii ki. Şimdi özellikle kostüm dalında son dönemlerde araştırmalarına devam eden Fatih Hocam özellikle oyunlar, kostümlerle ilgili bilgiler verecek. Şimdi Fatih Hocam'la zaten bir de federasyon kısmında da yani bu doğru. Çalışmaların çünkü biz seminerlerde beraberken de yani biz seminerde hem eğitimle uğraşırken hem de derslerle Fatih Hocam hala orada elinde dosyayla şeyleri geçiriyorlardı ha, işte oyunları evet, falan evet. Bir şekilde orada evet. Sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Oradan da biliyordum yani evet. Bu çalışmalar ne aşamalarda ya da bize de artık biraz da Fatih Hocam'la ilgili bilgiler yani alalım bakalım. Şimdi derleme deyince bu çok basit veya hani kolay evet. Görünüyor. Bir evet. Alan çalışmasının işte köylere gidip hadi bunu yapalım, hadi buradan çıkaralım. Bu kolay görünüyor. Aslında kolay bir şey değil. Şimdi şu ana kadar İnegöl'ün yanılmıyorsam türkü bazında 16 tane türküsü var. Hani oyun bazında dersek işte kınada söylenenleri çıkardığımız zaman 13-14 tane var hala hazırda. Ama bu alan çalışmalarının başladığı tarih yani 80'li yıllara kadar gidiyor. Yani bizden önce de daha önce bunu bireysel olarak yapmaya çalışanlar var. İşte Recep Hocam bahsetti, Norman Hocam, işte Kurşunlu'dan bir tane Türkçe öğretmenimiz, Kurşunlu Mahallesi'nin kendi yöresiyle alakalı şeylerden. Yani çabalamışlar ama tabii kitaplaşmış, orada kalmış. O zamana göre çok iyi işler yapmış ama tabii günümüze kadar gelince bazı şeyler yetersiz oluyor. Türkü bulunmuş, notası çıkmamış, işte ezgi çıkmış, söz çıkmamış ve zor bir iş. Çünkü alan çalışmasına çıktığın zaman hani ben çıkayım, işte bir senede bitireyim veya üç senede bitireyim. Böyle bir durum değil. Sürekli alanda olman lazım. Çünkü bir de şöyle bir şey var, hani İnegöl açısından, Bursa'da keza aynı şekilde, kozmopolit bir şehir. Kozmopolit olduğu için çok fazla mahallelerde duran kişi yok. Çok göç alan bir şehir, işte bazı mahalleler işte diğer kültürlerle kaynaşmış, bunların ayırt edilmesi biraz uğraş gerektiriyor. Yani onun için mesela şu anda halen daha 2021 yılında işte Sayın Alper Taban Başkanımızın önderliğinde kültür sosyal birimiyle Kent Müzesi ile birlikte alan araştırmasındayız. Şu anda halen daha devam hala ediyor. Devam edecek. Ve halen daha mesela bizim bulamadığımız veya o an için o alan çalışmasında indirgeyemediğimiz şeyleri şu anda gün yüzüne çıkmaya çalışıyor. Bu sadece tabii halk oyunları olarak değil, işte gastronomisiyle, tarihiyle, her şeyiyle içinde, kostümüyle. Mesela enteresandır, son gittiğimiz yerde mesela, daha önce bunu Ali Osman Hoca da şey yaptı ama şu anda sadece İnegöl'de bir kişi yapıyor. Biz Bursa deyince kaşık diyoruz. Mesela İnegöl'de kuşbaşlı kaşık. Enteresandır. Türkiye'de de benim araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da yok. Şu anda İnegöl'de de daha önceden zaten Tongrak'ta da aynı şekilde. Evet. Ama şu anda İnegöl'de sadece Maden Mahallemizde, eski adıyla Maden Köyümüzde bir kişi şu şekilde işte baş kısmını biraz daha kuşa benzetmiş. Kuşa benzetmiş, evet. Bu tarz kaşık yapmış. Yapmaya da devam ediyor. Kendi düğünlerinde, kendi kına gecelerinde, eğlencelerinde tabii bu kaşıkları kullanıyorlar. Kısmen işte biraz daha sorgun tarafına geçen işte Tongurdak. Onlar hakim. Zil biraz daha hakim. Böyle şeyler gün yüzüne çıkıyor. Yani gün geçtikçe her köye gidişte o günü ulaşamadığın kişiye bir sonraki ulaşabiliyorsun. İkisi de çifte telli. Bayan çifte telli ve erkek çifte telli. İnegöl'de hatta Bursa'da çok oynanan tabii bir, İnegöl çift tellisi. Evet, İnegöl çift tellisi. Burada farklı figürler göreceksiniz. Yaşlılarımızın tamamen oynadığı gibi aynı figürler gençlerimiz tarafından artık düğünlerde bizim tabirimizle terbiyeli bir şekilde oynanmaya başladı. İnegöl'de bu çoğalmaya başladı. Thank you.
Arkadaşlar, sahnede kaldım. Ortak oyunlarımıza evet. Geçmiş olduk. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz çünkü de. Fatih Hocam, sona gelmeden önce de siz de arkadaşların yanınıza alabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız hemen kostümlerle ilgili de bilgiler alalım. Arkadaşlar siz artık burada kalacaksınız. Programımızı da bu şekilde bitireceğiz. Zaten. Bu arada gençlerimizi de tanıtalım. Yılların üçü uzun yıllardır bizim grubumuzda. Sema konservatuara gidiyor. Şu anda üniversite öğrencisi. Fatih de aynı şekilde üniversite öğrencisi. Fatih ile ikisi aynı zamanda Gençlik Merkezimizin gönüllü üyeleri. Cemal üniversite öğrencisi. Işıl kızımız da liseye gidiyor. Hepsi de kendi alanında çok başarılı çocuklarımız. Dönemin belediye başkanı Sayın Ali Nur Aktaş, Kent Müzesi'nin kurulumuna önayak olduğu için ve teşvik ettiği için bu teşekkürü hak ediyor. Alper Taman Başkanımız halk danslarına ve kent müzesinin yeni oluşumuna destek verdiği için teşekkür hak ediyor. Yani kültüre hizmet eden herkes teşekkür evet. hak ediyor. Ama dediğim gibi asıl kahramanlar bu emek veren kişiler. Kesinlikle. Biz sadece işin görünen yüzü olduk. Onlara tercüman olmaya çalıştık ve bunu gençlerimize aktarmaya çalıştık. Sizler de bu fırsatı verdiğiniz için bize sizlere çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu programların devamı gelir İnşallah. Ve bunlar arşivlerdeki yerini alır. Alır, evet. Evet Fatih Hocam, sizin son aslında Recep şey Hocam söylenecek her şeyi her şeyi söyledi zaten. Bize sadece şunu söylemek kalır. Tabii güzel bir program, bunun için Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. İnegöl Belediyesi bize bu fırsatları verdi, alan çalışması Tabii. yaptı, yapmaya devam ediyor. Ve bunu gelip size anlatabildiğimiz için İnegöl Belediyesi'ne çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Davetiniz için şahsım adına da teşekkür ederim size. Bir şey diyorum ki bir önlem yüz yüzeler başlasa da, Tabii. gösteriler başlasa da sahnede olsak diyorlar. Sen galiba. Annemin sürecim var. Diyor ya Recep Hocam her şeyi söyledi. Bir şey bize sadece sahneye koymak kaldı. Yani. Sahnede olalım yeter diyorsun. Evet, genelde biz mesela sahnenin arkasında görev alıyoruz. Evet. Doğrudur. Sahne arkasında yani. Öyle çıktığımız zaman heyecan oluyor biraz. Yani şu anda kamera arkasında olan, salonda olan bir sürü genç evet, gibi. Evet. Zaten son müzikte de çiftlikli kısmı da gördünüz. Evet, kamera arkası coştu bir anda yani. Yayını bozmak istemedim ama kameraman arkadaşlara Tabii. özellikle onları göstermesini isterdim. Tabii. Bir anda arkalara coştu yani. Halk Tabii. oyunları bu. Yani birleştirici için. Özellik. Tabii. Gençlerimizi bir tür alışkanlıktan uzak tutan, az önce söyledim, bu gençlerimiz çocukluğundan beri neredeyse bizimle ve hepsi şu anda üniversitedeler, güzel yerlerdeler, güzel üniversitedeler.
Yani bu tip etkinlikler aslında derslerinden geri bırakmıyor gençleri. Kesinlikle. Evet. Önemli olan bu. Disiplinli çalışma her zaman ders başarısını artıran çalışmadır. Halk dansları da disiplinle yapılan bir iştir. Birçoğunun düşündüğü ve söylediği gibi lay lay lom yapılan bir yer değil. Orada bir kültür ve disiplin evet. alınıyor. Velilerimizin de halkımızın da bunu bilmesini ben bir eğitimci olarak rica ediyorum. Eğitimci gözüyle baktığımda da bu başarıları tetikleyen en güzel unsurlardan bir tanesi ve sosyal faaliyetlerden bir tanesi halk oyunlarıdır. Ve herkesi özellikle çocuklarına bu dersleri aldırmaya, kültür merkezlerine göndermeye, gençlik merkezlerine göndermeye davet ediyorum sizin vesilenizle. Evet, evet. Görecekler çocukları daha başarılı olacak. İnşallah hocam. Ya bizim de temelimiz bir an evvel bir zor günlerin bizlerin sahne arkasında olacağı, oyuncuların da sahne önünde olacağı günler bir an evvel gelsin. Dört gözle bekliyoruz. En kısa zamanda bu günler inşallah bitecek. Atlatacağız. Tekrar sahnelerde görev alacağız. Hocam kırmadınız, geldiniz. Ben tekrar sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok ayrıca Ali Osman hocamına bir daha buradan teşekkürlerimi iletiyoruz bu güzel emekler için. Bize bu imkanı sağlayan tekrar Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Başkanımıza, Kültür Sanat Müdürlüğümüze tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çifte terliği bir kere daha aldım. Bu şekilde de programımızı sonlandırmış oldum. Belediyesi'nin dijital ortamda kültürel etkinlikleri pandemi döneminde de sürdürmüştü. Onlardan biri de Osman Gazi Belediyesi'nin halk dansları topluluğunun online olarak yaptığı derslerdi. Onların bir tanesindeyiz. Bunu yaklaşık bir senedir sürdürüyorsunuz bu yayınları evet, Vedat evet, Hocam. Bugün de İnegöl oyunları ile birlikteniz. Değerli hocalarımız çok güzel bilgiler verdi. Siz neler söylersiniz? Ya şöyle yani yayında da söylediğim gibi bu zor günleri bu şekilde online eğitimlerle atlatmaya çalışıyoruz. Bir nevi bu kültürümüzü, halk oyunlarını bu şekilde de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ortamı gördüğünüz işte yani sivil olanlar, kıyafetli olanlar. İnşallah bu günler geçtikten sonra tekrar sizlerle beraber sahnelerde olacağız. Ha, bu tabii ki yani buradan bir kez daha söylüyoruz. Biz biraz evvel yayında dedik. Yani tüm Bursa'daki belediyelerimiz sağ olsun çok destek veriyor. Ama ben tabii ki ayrıca Osman Gazi Belediye Başkanım Sayın Mustafa Dündar'a,
Gülşah müdürümüze, kültür sanat müdürümüze böyle bir imkan sağladıkları için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hani tabii ki tek dersler de verdim burada, eğitimler verdim ama şimdi gördüğünüz gibi yani artık biraz formatı değiştirmeye başladık. Bugün İnegöl'den sevgili hocalarım buradaydı. Diğer programda diğer dernekten destek alacağız. Onlarla çalışmalarımız olacak. Daha eğlenceli, daha güzel hallere geliyor. İnşallah daha evvel sizinle de bir programda beraberdik burada. Bu sefer siz de gördünüz değişiklikleri. İnşallah farklı. En kötü öğrenciniz benim ama. Evet, o sahneyi hatırlıyorum. Evet, o sahneyi burada hatırlıyorum. Ben Mehmet hocamla yaptım. Çaktırmayın lütfen. Yani. O kısmı, çok güzel oynadın. O kısmı zaten hatırlamıyorum şu an. Es geçeyim diyorum o şekilde. Ama dediğim gibi siz de bugün gördünüz farklılıkları. İnşallah bir şeyler katmışlıktır. Sonuçta sizler yılların tecrübesi. Bizler şu an tabii ki bunları eğitim amaçlı bir yandan yapıyoruz. Yani inşallah bir şeyler kattıysak ne mutlu bize. Tekrar herkese yani kamera arkasında olan sizlere de diğer oyunculara, diğer arkadaşlarımız kim varsa tekrar hocalarımıza, diğer eğitmenler arkadaşlar herkese teşekkürlerimizi bir daha sunuyoruz. Sizlere de tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz yayın süresinde. Hem kültürel anlamda giysilerinden yemeklerine yaptığınız bütün işler çok güzeldi. Yani verdiğiniz bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ediyorum ama kısa bir bilgi alayım ben. Neler söylersiniz? Önemli olan bu fırsatın yaratılmasıydı. Teşekkür ediyorum ben de. Derleme çalışmaları Bursa adına sürekli devam eden bir çalışma. Biz halk oyuncusuyuz. Kültürümüzü geleceğe taşımak zorundayız. Bu işte görevliyiz. Onun için kenara çekilmek yerine biz boş zamanlarımızda, hafta sonlarımızda bu tip çalışmaları devam ettiriyoruz ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Umarım bir şeyler başarıyoruzdur. Önemli olan da dediğim gibi bugün burada gençleri görüyorsunuz. Onların bir araya gelip zaman geçirebilmeleri, bir şeylere öğrenebilmeleri ve dostluk, arkadaşlık kurmaları, halk dansları bunu sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Vedat Hocam da bunu sağlıyor zaten Bursa'da. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Hepimizin hayali bunlar. Çok teşekkür ederim. Bir iki cümle de sizden. Yani aslında söylenecek çok da bir şey kalmadı yani. Aslında biz eskiyi özlüyoruz. Tabii bunlar bizim için biraz geçici heves ama keşke bu pandemi bitse. Kalabalık topluluklara karışsak, kalabalık gösteriler yapsak, biz sahnenin önünde değil de arkada terlesek daha iyi olur. Daha iyi olur. Ama tabii ki şu konu çok önemli. Alan çalışmaları buraya da değinmeden geçmeyelim. Bitmeyecek bir şey, sürekli olması gereken bir şey. Bursa'da devam ediyor. İnegöl'de Sayın Alper Taban'ın ölçülüğünde belediye başkanımız devam ediyor. Keşke her yer bu şekilde Sayın Alper Taban Bey gibi bize dese ki elinizden geleni yapın. Olabildiğince arkanızdayım. Keşke bütün belediyeler, bütün şeyler, Osman Gazi Belediyesi mesela daha farklı yaklaşarak mesela bu tarz bir etkinlik yapıyor. Keşke bütün belediyeler bu şekilde halk oyunlarını biraz daha üst planda tutsa diyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Efendim bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın ve kültürle, müzikle dolu olun. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.